PTT birinci lig notları bu hafta Kayseri'de Kayseri Spor için yazılıyor. Bu haftaki konuklarımız genç oyuncu Okay Yokuşlu ve genel menajer Süleyman Hurma. PTT birinci lig notları bu hafta Kayseri'de yazılıyor ve şu anda Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Kayseri, dünyanın en eski şehirlerinden biridir. Yüzyıllarca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Son yıllarda büyük gelişme gösteren il, bölgenin sanayi merkezi konumuna gelmiştir. Kayseri, şehirleşmesi, yolları ve ulaşım altyapısıyla ülkemizin örnek illerindendir. Türkiye'nin en sevilen yöresel tatlarından olan mantı, pastırma ve sucuk Kayseri ile özdeşleşmiştir. Sevgili seyirciler, Kayseri deyince aklınıza ne geliyor? Sizin de aklınıza geldiği gibi benim mantı geliyor. Yani Kayseri'nin olmazsa olmazı nedir sizce? Mantıdır. Şu anda önümde gerçekten harika görünen bir mantı var. Şimdiden benim ağzım sulandı. Hemen tatmak istiyorum. Yoğurdu, sumağı, keki, nanesi ve pul biberiyle şu anda dört dörtlük bir mantı var önümde. Gerçekten çok güzel. Yapan ustanın da ellerine sağlık. Kayseri mantısının özelliği, Kayseri mantısı böyle biraz daha çorba kıvamında olan bir mantı. Salçalı suda pişiyor, et suyuyla galiba. Onun içinde çok farklı bir lezzet var. Yani normal bildiğimiz mantılara göre çok daha lezzetli diyebilirim. Kayseri'de sıra sıra dizilmiş pastırma dükkanları üzerinde uzun kuyruklar oluşurken bu lezzete ekibimiz de karşı koyamadı. Kayseri deyince akla pastırma, sucuk, mantı geliyor. İzzet abi de işinin erbabı. Elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Pastırma, sucuk satmak için, müşterilerimize kaliteli mamul vermek için uğraş veriyoruz. Ve başardık hamdolsun. İzzet abi, iyi pastırmanın sırrı nedir? İyi pastırmanın sırrı etin en güzel yeri sırt dediğimiz, tütünlük dediğimiz, bonfile dediğimiz kısımdır. Seçme etler alınır. Sinirsiz olarak denge konur, çamana yatırılır ve müşteriye sunulur. Kayseri Spor peki? Kayseri Spor bizi çok üzdü. Kayseri Spor'un taraftarlığını yaptık yıllardır. Ama geçen sene kötü bir sezon yaşadık ve küme düştük. Ama bu sene inşallah Bekir Başkanımız çıkartacak. Yine başkan oldu. Ben o meşhur pastırmanızı tadmayı merakla bekliyorum. Tabii. Ben size ikram edeyim. Tamam. Biraz yağlıdır ama harika tadı vardır. Gerçekten. Gerçekten çok güzel. Yerken aslında utanıyorum. Neden? İzleyicilerin karşısında yemekten ama süper. Osmanlı'dan 15. yüzyıldan kalma Kapalı Çarşı'dayız. Burası 1000 tane esnafa ev sahipliği yapmakta. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Kaç senedir esnaflık yapıyorsun? 35 yıldır. Burası tarih kokan bir yer. 35 senedir esnaflık yapıyor musunuz? Bir de sizden dinleyelim. Nasıl bir yer? Kimler gelir buraya? Atmosferi nasıldır? İnsan ilişkileri nasıl? Vallahi bulunmadık bir yer. Kapalı Çarşımız meşhurdur. Giyim üzerine, ayakkabı üzerine, gıda üzerine mükemmel yerdir. Davranış şekillerimiz iyidir eski esnaf olduğumuz için. Kayseri Spor? Kayseri Spor iyi olacak. Güzel günler bekliyor herhalde. İyi oluyordu. İnşallah. Hem bize de iyi oluyordu. İstanbul'dan, Ankara'dan falan Türkiye genelinden çok insan geliyordu. Meşhur pastırmamız satılıyordu işte, sucuğumuz. Satabildiğimiz her şeyi satıyordu. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi,
3917 rakımlı Erciyes Dağı'nda kurulmuştur. Türkiye'nin en yüksek 6. zirvesidir. Doğal pistleri, ünlü toz karı ve benzersiz Kapadokya panoramasıyla Erciyes Kayak Merkezi'nde hemen hemen tüm kış sporları yapılabilmektedir. Kayseri Spor, Kayseri Erciyes Spor'la birlikte şehrin en önemli iki takımıdır. Kayseri Spor, Türkiye Profesyonel Liglerinin önemli takımlarından biridir. Yıllarca her kademede mücadele eden takım, son yıllarda şehrin potansiyeliyle birlikte çıkışa geçmiştir. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca Süper Lig'de mücadele eden ligin en zorlu takımlarından olan Kayseri Spor, 2007-2008 yılında ise Türkiye Kupası'nın sahibi olmuştur. Bir dönem ligde üst sıralarda yer alan sarı kırmızılı takım bu sezondan itibaren PTT 1. Lig'de mücadele etmektedir. Kadrosu ve tesisleriyle PTT 1. Lig'in en avantajlı takımlarından biridir. Ligin şampiyonluk adaylarından biri olan Kayseri Spor'u genel menajer Süleyman Hurma anlatıyor bize. Tam Türkçesi genel müdür. İşte kimilerine göre CEO, Chief Executive Officer, icra kurulu başkanı. Ben profesyonel yöneticiyim, kulübü yönetiyorum. Kayseri'ye geliş serüveninizi dinlemek istiyoruz sizden. Yani tabii o çok uzun bir hikaye ama şöyle, Sayın Başkan Recep Mamur'la ben Samsun Spor'da çalışırken ligin bitmesine bir ay kala bir telefon görüşmemiz oldu. Ligden sonra mutlaka görüşelim diye. Sonra Ertuğrul Hoca ile anlaştılar, Ertuğrul Sağlam'la. Bir gün sonra da benimle görüşüp buraya başladık. Tabii 10 yıl oldu bu, 10. sezon. Kayseri Spor'u sizden dinleyelim. Mutlaka anılarınız olmuştur, unutamadıklarınız olmuştur. Kısaca bahsederseniz çok seviniriz. Yani arkamızda bir kupa var, onu kazandığımız zaman çok mutlu olmuştum. Çok iyi bir iş çıkardığımızı ve onun devamının geleceğini düşündüm. Hatta şampiyon olabileceğimizi düşündüm. İki defa da şampiyon olabilecek kadar kaliteli kadro kurduk ama maalesef Türkiye'deki futbol düzeni o kadroyu korumamıza ve onu takviye etmemize yetmedi. Üzüntülü gün de tabii çok oldu ama en çok üzüldüğüm küme düştüğümüz zaman evet. İstanbul'da Beşiktaş'ta oynadığımız maçı 3 maç üst üste kazanmıştık. O maçı kazanırsak mutlaka ligde kalacağımıza inancımız vardı. Çok da iyi bir maç oynadık ama üzülerek söylüyorum ki o gün çok fazla hakem hatası oldu sahada. Soyunma odasına geldiğimizde artık oyuncularımız ve biz ligde kalacağımıza olan inancımızı kaybetmiştik. O stattan çıkmak çok zor geldi bana. Peki Kayseri Spor'la ilgili gerçekçi hedefleriniz neler? Beklentileriniz neler? Açıkça konuşmak gerekirse Kayseri Spor marka değeri olarak tesisleri, stadyumu, finansal durumu ile ülkemizin en güçlü birkaç kulübünden bir tanesi. Tabii böyle bir kulübün Avrupa kupalarında oynayıp oralarda da bir şeyler yapması lazım. Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa oynaması lazım. Benim bu hedefim hiç şaşmadı. Peki Kayseri taraftarı nasıl bir taraftar? Ya aslında ilk geldiğim sezonlar stadyum şehrin içindeyken çok doluydu. Yani 15-20 binin altında seyirci olmuyordu. Şunu öngörmüştüm dünya stat yapıldığı zaman. Dünyada yapılan bütün statlarda yeni stat en az 15 bin seyirci artırımı sağlamıştı istatistiklere göre. İşte artık şöyle düşünüyorduk ya bu Kadir Has stadı dolu olacak ve buradan da maç çıkmaz. Ama maalesef düşündüğümüz gibi olmadı. Stadımız çok boş kaldı. Tabii şöyle 33 bin kişilik bir statta 15 bin seyirci geldiği zaman boş gibi görünüyor. Geçtiğimiz sezonlarda 15 bin ortalamayla oynadık. Bu sezon çok kötü başladık açıkçası. Son haftalarda bu sayı 6-7 bini buldu. Önümüzdeki haftalarda tahmin ediyorum 20 bini bulur. Ama çok böyle çok sıkı bir futbol şehri olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Bundan sonrası için beklentileriniz neler? Ya şu anda tek düşündüğüm şey var. Yani kendi hayatımla ilgili bile tek düşündüğüm şey var. Kayseri Spor'u Süper Lig'e çıkarmak. Yani başka bir şey düşünemiyorum açıkçası. Şimdi seçtiğim futbolcuları görürseniz genelde ben futbol oynamayı çok seven, tekniği iyi, ofansif gücü olan oyuncuları hep tercih ettim. Çünkü bu bir görsel oyun. İnsanlar stada geldiği zaman keyif alacakları şeyleri görmesi lazım. Ama üzülerek söylüyorum ki Türk futbolundaki atmosfer buna çok uygun değil. Ortaya koyduğumuz yasalar, futbolu yönetme biçimimiz, statlarımızın durumu, zeminler,
Futbolcular ve teknik adamlar üzerinde oluşturduğumuz baskılar, kulüpler üzerinde oluşturduğumuz baskılar bu oyunu oyun olmaktan çıkartıp savaş haline dönüştürdü. Tabii bu savaşta üzülerek söylüyorum ki sahaya da yansıyor. Baktığınız zaman kalitesi yüksek bir maç ülkemizde oynanmıyor. Bütün dünya liglerini işte sizin televizyonunuzda, diğer televizyonlarda veriyor. Ama orada oynananla bizde oynanan aynı şey gibi görünmüyor artık. Bu haftaki konuğumuz Kayserispor'un ve ülkemiz futbolunun genç yeteneklerinden Okay Yokuşlu. İzmir doğumlu oyuncu, erken yaşlardan itibaren profesyonel liglerde ve milli takımda forma şansı buldu. Bir dönem profesyonel liglerde gol atan en genç futbolcu unvanını taşıdı. Sevgili seyirciler, Kayserispor oyuncularından Okay Yokuşlu ile beraberiz. Okay nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Evet, İzmir takımı Karşıyaka'da oynamaya başladın. Daha sonra Altay'a geçtin. İstersen o yıllara biraz geri döndürelim seni. Sen bize anlat o günlerini. Karşıyaka'da başladım. Çok küçük yaşlardım. 8 yaşında futbola başladım. Spor okulunda. Sonra lisansım çıkmadan Altay'a geçtim. Yani Altay'da başladım diyebiliriz aslında. Çok kısa sürdü Karşıyaka macerası. Hı hı. Ondan sonra 5 yıl işte Altay'ın altyapısında oynadım çeşitli kategorilerde. Ondan sonra 16 yaşıma basmadan profesyonel oldum. Sonra bunun gerisi geldi yani. Evet, bir de Ordu hangi maçındaydı? Bir gol, ilk golün var senin. Evet. O ilk golün de heyecanı başkadır. Ya tabii ki benim şöyle bir şansım oldu. İlk A takıma çıktığım zaman benim mevkimde oynayan işte oyuncu sakatlanmıştı. Evet. İşte çıktığım zaman da şansımı iyi değerlendirdim. İlk maçımda da ilk maçım Kartalspor deplasmanında, sonra içerideki ilk maçta son dakikada birbiri sağladım işte son dakikada golüyle. Tabii değişik bir anıydı benim için. İlk maçımda ilk gol bana da ayrı bir güven aşılamıştı. İşte 15,5 yaşındaydım. İlk golümü attığımda o unvanı aldığım için tabii ayrı bir mutlu olmuştum. Ama işte geçenlerde bir kardeşimiz atmış. Hatta telefonda fotoğrafında haberi duruyor. Kendi adıma üzüldüm ama onun adına sevindim yani. Ya ben yani kendim bildim bileli hep okulda yani hep futboldaydım. Yani küçük yaşlardan beri. Sonra bir gün işte doğum günümdü. Babamla yürürken babamda bir isteğim oldu. Beni dedim futbola yazdırır mısın diye. O da sağ olsun kırmadı. O günden bugüne hep desteklediler. İdolün var mı? Yani kim mesela çok beğendiğin futbolcu? Ya beğendiğim futbolcular var. Zamanında Zidane'ı çok beğenirdim. Şu anda Selçuk İnan'ı beğeniyorum. Alex'i beğenirdim. Gerrard. Bunlar beğendiğim futbolcular. Tabii ki onların maçlarını izlediğim zaman onları özel olarak izliyorum. İdolüm derseniz öyle bir idolüm yok ama sevdiğim oyuncuların beğendiğim yönlerini hep izlerim, dikkat ederim maçlarda yani. Kayseri'de günleri nasıl geçiyor? Mutlu musun Kayseri'de olmaktan? Kayseri biraz sakin bir şehir. Ve çoğunlukla takımdaki kişilerle zamanımız geçiyoruz. Evdeyiz, işte ara sıra dışarı çıkıyoruz. Yani nerede olursanız olun takım iyi gittiği zaman, moraliniz iyi olduğu zaman her yer iyi geliyor. Şu an mutluyum, çok şükür bir sıkıntım yok. İnşallah böyle devam eder sezon sonuna kadar. Bizim de keyfimiz yerinde olur herhalde. İşte spor salonuna gidiyoruz bazen. Sinemaya gidiyoruz. Geçen bir puzzle bitirdik. Peki hedeflerin neler? Neler düşünüyorsun bundan sonrası için? Yani şu anda en yakın hedefim burada şampiyon olup kendimi bu ikinci yarı itibariyle gösterip hem Kayserispor'un menfaati için takımı lige çıkartmak, sonra ben de kendi önümü bakmak istiyorum. Yani en iyi öncelikli hedefim bu yarım devrede Kayserispor'a ve kendime yararlı işler yapmak. Kayserispor Türkiye'nin en modern ve en büyük statlarından biri olan 33 bin kişilik Kadir Has Stadı'nda rakiplerini ağırlamaktadır. Estetik yapısıyla dikkat çeken stadyumun tamamı kapalıdır. Saha zemini ve tribünleri ısıtmalıdır. Kayseri'de Kadir Has Stadı'ndayız ve bu stat 33 bin kişilik çok büyük bir stat. PTT 1. Lig takımları arasında da gördüğüm en güzel ve en modern stat. Kayserispor geçen sene iyi bir takım kurmuştu Süper Lig'deyken.
Ama tabii her ne kadar iyi takım kursak da bazı sonuçlar hani Süper Lig'de kalmamıza engel oldu. Hem hakemlerden dolayı hem de geçen seneki yönetim tarzından dolayı bence. Ama Kayserispor Türkiye'nin en büyük sayılı kulüplerinden, kim ne derse desin köklü bu kulüp. Kayserispor bu ligde misafir. İnşallah puan farkıyla tekrar Süper Lig'e döneceğiz. Ülkemizin genelinde bir şey var. Hep dört büyükler. Kayseri'de de mesela 1 milyon nüfusu var. %70'i 80'i dört büyükler tutuluyor. Ben bu bakımdan kendimi biraz daha farklı hissediyorum. Niye? Kendi memleketimin takımını tutuyorum. Herkesin de böyle olmasını istiyorum. Trabzon gibi, Bursa gibi, evet, daha da şampiyonluklar da artar, futbol da daha keyifli olur diye düşünüyorum. Kayserispor Fan.org sitesinin genel yayın yönetmeniyim. Aynı zamanda Kayserispor Avrupa Derneği'nde başkanlık yapmaktayım. Taraftar grupları arasında da eskiden beri var olan bir diz. Sözcülüğünü yapıyoruz. Yaklaşık 20-25 senedir Kayserispor taraftarları arasındayız. Sarı kırmızı belli oluyor zaten. Evet. Bu renklere aşığız. 20-25 senedir yani hiç peşinden ayrılmadık. Daha eski Atatürk stadından bu yana Kadir Has stadına geçtik. Yine de bu sevdamız bitmedi. İçeride, dışarıda, deplasmanda, Avrupa'da hiç fark etmiyor. Kayserispor'u hiçbir yerde yalnız bırakmadık. Eskiden abilerimizden, babalarımızdan devraldığımız Kayserispor sevgisini yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki nesillere de aktaracağız. Büyüyerek, genişleyerek şehrimizde Kayserisporluluğu, kendi şehrinin takımını tutmayı insanlara, çocuklara, gençlere aşılamaya çalışıyoruz. İnşallah muvaffak oluruz. Kayseri bir futbol şehri değil deniyor. Ama 1966'dan bugüne kadar, Atatürk Stadı'ndan bugüne kadar bir araştırıldığı zaman Kayseri'nin futbol şehri olduğunu, ne futbolcular yetiştirdiğini, evet, Türkiye Kupası kazandığını, yani bir futbol dokusunun olduğunu biz biliyoruz da bunu ulusal medyada aktarmaya çalışıyoruz. Ama dilimiz döndüğünce aktarıyoruz, aktaramıyoruz. Yanlış algı var. Kayseri bir futbol şehridir. Yıllar geçtikçe bu stat oturdukça görülecektir ki Kayseri'deki futbol şehri olduğu ortaya çıkacaktır. İnsanlar daha çok gelecektir. Zamanla bunlar gelişecek ve insanlar görecek. Sarı kırmızı Kayserispor, neler söyleyeceksin? Ya sarı kırmızı bizim hayatımız. Babamızdan, ailemizden gördüğümüz bir renk. Doğuştan memleket sevdalısıyız ve Kayserispor olarak, taraftarlar olarak üstümüze içeride dışarıda ne düşüyorsa bunu başarıyla yapmaya çalışıyoruz. Sarı kırmızının anlamı hayatımız, memleketimiz bizim için. Her maçına gidiyor musun? Her maçına gideriz. 17 yıldır bu tribündeyiz. Hizmetimiz memleketimize ölene kadar devam edecek. Kayseri sporlarının diğer taraftarlardan sence farkı ne? Kayseri sporun taraftarı bağımsız. Yani hiçbir şeyden bir destek görmeyen, şehrin dışında hiçbir yerden bir beğenisi olmayan bir taraftar grupları var. Hı hı. Taraftar grupları var derken yani bir tek grubumuz var ve biz bu grup olarak elimizden geleni yapıyoruz ve kimseden bir destek görmüyoruz. Cebimizden, çevremizden ne alıyorsak, ne görüyorsak o şekilde büyüyoruz. Pankartlarımız, deplasmanlarımız, içerideki organizasyonlarımız bu şekilde. Yönetimimizden şu anda bir artımız yok ama ilerleyen zamanlarda yönetimimiz, taraftarımız, şehrimiz el ele verip bu başarıyı getirmek zorundayız ve bu şampiyonluk sezonunda ve ilerleyen sezonlarda bu şart. Çünkü taraftar isteniyorsa, pasolik yani alınması isteniyorsa, organizasyonlar yapılması, bilgi aktarılması, reklamın iyi yapılması gerekiyor. Taraftara çünkü her yerde sahip çıkan bir kesim. Çünkü kendi için bir şey yapmıyor. Kulübü için, şehir için, memleketi için bunu yapıyor. Kayseri Spor taraftarları takımını tekrar Süper Lig'de görmek istiyor. Ligin iddialı takımlarından olan Kayseri Spor, yıllarca mücadele verdiği Süper Lig'e yükselmek için gün sayıyor. Takımın, Kayseri şehrinin imkanları ve taraftarlarının desteğiyle bu hedef çok da uzak görünmüyor. PTT 1. Lig notları bu hafta Kayseri'de Kayserispor için yazıldı. Haftaya başka bir futbol ikliminde görüşmek üzere.